Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet, 26 Şubat Pazartesi Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Bursa'da 9 koşulu bir program bizleri bekliyor. 2 altımız olacak. Zevkli koşular var sevgili dostlar. 3 tane banko ismimiz var. Ama yani şöyle söyleyeyim. 2 tane birinci altı gayenin içine, aynı şekilde iki tane de ikinci altı gayenin içine bir tane ortak banko olacak. Her iki altıyı bağlayan koşuda bakalım şans bizden yana olur diyelim. Hafta başına güzel bir başlangıç yapalım derim. Tüm yarış severlere bol şanslar sevgili dostlar. Evet, yorumlarımıza geçelim. Birinci koşu saatlerimiz 13.30'u gösterdi. Maiden 3 yaş İngilizler 1400 metre kuma çıkıyor. 10 safkanımız yer alıyor. 4 ile 7 oğlu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Tabii ki videomu izlerken ve dinlerken videomun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Evet, ilk tercihimiz Berkayta ile başlayacağız. 5 ne olur safkanı bir hekim yavrusu Onur Yıldız'ı ilk defa deklere görüyoruz. Yaptığı son koşusunda maalesef mesafe uzundu, şimdi kısaya döndü. 1400'ü koştu. Koşuda Mehmet Kaya ile bir üçüncülüğü vardı. Ben Berkaytay diyeceğim. İlk tercihimi Berkaytay ile başlayacağız. 5. İkinci hattımız 9'un Selanik Prensesi Özcan Yıldırım'ı ikinci kez deklere görüyoruz. O da yaptığı son Bursa 1800'ünde Berkaytay ile de beraber koşmuştu. Selanik Prensesi ikinci. Berkaytay 6.lıkta ayrılmıştı. Ondan önce koşusu kısa da koşmuştu Selanik Prensesi. Özcan'a bir üçüncülük kazanacağı koşuda bir üçüncülük elde etti. Sevgili dostlar, ben ikinci tercih olarak 9'u sizlere önereceğim. Selanik Prensesi, Prensi pardon arkadaşlar. Sonradan 7 nolu Safkan'ın Mahmut Turan'la ekürleri kesinlikle ihmal etmeyeceğiz. 1 nolu Safkan'ın Nevzat Avcı dekleresini görüyoruz. Ve bomba bir isim önereceğim. 235 günlük bir arada General Quartz gibi iyi bir orijine sahip. Çalışmalarını da iyi buldum. Bir altıncılık var ilk koşusu. Şimdi Mustafa Çiçek'lere görüyoruz üstünde ilk defa. Altıyı da kesinlikle ihmal etmeyeceğim. Yani birinci altılı gayemizin başlangıç ayında bir sürpriz yazabilir. 5, 9, 7, 1 ve 6 diyeceğim. Altılı gayemizin ilk ayında. Evet, geçelim ikinci koşu. Kısa vade 6, 4 yaş şaraplar 1800 metre kuma çıkıyor. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. 1 ile 4 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacak. Evet, burada yani baktığımız zaman Demir Kardeşler Mustafa Çiçek'le yaptığı son Bursa işinde 1200'de kazanmasını bilmişti. Şimdi mesafe uzadı. Yani yarışı şöyle kafamızda koşturduğumuz zaman Demir Kardeşler yani liderliği alır mı? Alacağını ben düşünmüyorum. Çünkü nedeni burada Obri Çelik, Has Tarkan olsun, oğlum Zekai olsun, yarışa birazcık tempo vereceklerdir. Ben Tolga ile Obri Çelik diyeceğim sevgili dostlar. Yaptığı koşulara baktığım zaman İstanbul, Kocaeli'de, İzmir'de aynı şekilde harika işlere imza atan bir Obri Çelik var. Şimdi Bursa'ya geliyor. Yani Tolga Yıldız da sonra bir koşusu daha var. Bu safkın İstanbul Santik'te kısa vade 6'ya çıkacak. Yani Bursa'ya ilk adımında ben birincilikle tanışmasını bekliyorum bu safkanın sevgili dostlar. İki nolu Obür Çelik diyeceğim ve kenara çekileceğim. Zaten rakiphanesinde 3 nolu Demir Kardeşler Mustafa Çiçek de çok çok ciddi rakibidir. Ve de 9 nolu Uçan Yaprak Mehmet Kaya ile ben ikili için değerlendireceğim isimler olacak. Tabii ki dileyen arkadaşlar bu iki safkanı da yazabilirler. Ama ben iki nolu Obür Çelik Tolga'yla benim banko ismimdir. Evet, geçelim 3. koşu. 7 plase ve 1. üçlü gayemiz başlıyor. Şartlı 4-1 mücadele 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kuma çıkacak. 5 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada 3 nolu safkanın Nevzat Avcı ile ikinci kez buluştu. Yani baktığımız zaman Kocaeli, İstanbul yarışları yani son yarışları yani o kadar iç açıcı olmasa da ben Nevzat Dekleresi'nle, o da Bursa'ya ilk defa geliyor sevgili dostlar. İlk Bursa yarışına çıkacak. Benim ilk tercihim olacak bu grubun. 1-2 gömlek üstünde görüyorum. Tabii ki buna ciddi rakip bir nolu Neol Day
Berkan Gökçe'yi ilk defa üstünde görüyor. Son İzmir işinde bu mesafe kısa vade 6'da 1 yedinciliği var. Ondan önce Antalya'da şartlı 4'ü kazanan bir safkanı Vedat Abiş de burunla da olsa iyi bir koşu çıkartmıştı. Şimdi Berkan Gökçe ile ilk defa buluştu. Yani Bursa'da koştuğu yarışları var. Yarış hayatının 3. yarışında Bekir Mert Mırık'la Bursa'da açık 3'e bir mücadelesi vardı. 6.lık da ayrıldı. Sonra Vedat Abiş'te bir ikinciliği var Bursa'da. Uzun aradan sonra tekrar Bursa'ya geliyor. 3. kez Bursa'ya geliyor. Berkan Gökçe ile buluşan biri de kesin ihmal etmeyeceğim. Vere Dörtnoğlu Kapo diyeceğiz. Yaptı ilk yarışları iç yarışı olmasa da son 2 yarışı Bursa'da müthiş işleri imza attı. Son yarışı da uzunda koşuyu kazanmasını bildi. Senelnik Prensi'nin de geçme başarısı göstermişti Tolga Yıldız'la. Sürprize de imza attı. Tolga ile yola devam dediler. Vere dördü de mutlaka ve mutlaka kuponunda işaretleyeceğim. Evet, sıralamız 3-1 ve 4 şeklinde oluştu 3. koşuda. Evet, geçelim 4. koşu. 2. altılık ayarımız bu koşuyla başlıyor. Handikap 14, 4 ve Kore İngilizler 1900 metre kum. 11 ile 12 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, burası birazcık bana zor geldi sevgili dostlar. 5 nolu Anzaklı tabii ki Onur Yıldız'da yaptığı son performansı gerçekten başarılıydı. Handikap 15'i kazandı. Burada Mike olsun, Pake Rui olsun, Babar Onur olsun. Onlar da geçme başarısı gösterdi. Tatlı bir sürprize de imza atmıştı Onur Yıldız'da. 52 kilo ile start almış. Şimdi kilo arttı. O yüzden ben birazcık tereddüt içerisindeyim. Ama ilk tercihimiz 5 olacak Anzaklı. Altınoğlu Eko Baba, Nevzat Avcı ilk defa deklere görüyoruz. O da yaptığı son işine bir yedincilikle ayrıldı İzmir'de. Ondan önce kazandı 2000'de Kocaeli'de. 71 günlük bir ara Nevzat'ı üstünde görüyoruz. Değerlendireceğiz 6. Sonradan 2 nolu Emin Baba, Eren Kadirler'le ilk defa o da deklere. Mutlaka ve mutlaka yazalım. 1 nolu Babar Onur. Yaptığı son derece işlerini kesinlikle ben ölçü almıyorum. Muhammed Mirbilgin'le, yani kaliteli bir isim ama bir türlü patlama gösteremiyor. Yarın bu patlamayı yaparsa bizim hanemize sürpriz yazabilir. Dikkat diyeceğim bu koşu için. Ve de Mertcan Çelik'le start alacak olan 8-10 Mikea'yı da göz ardı etmeyeceğim. Bu safkana da dikkat diyeceğim. Yani gerçekten karışık bir koşu bizleri bekliyor. İkinci altılık ayarımız 5-6-2-1 ve 8 şeklinde oluştu. Dördüncü koştaki sıralamam. Evet, geçelim 5. koşu. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kuma çıkıyor. 11 safkanımız yer alacak. İkinci beşlik ayarımızda bu koşu itibariyle başlayacak. Evet, baktığımız zaman istikrarsız safkanların bir araya toplanmış olduğunu görüyoruz. Mesela 8-10 safkanız bir iyi bir kötü gidiyor. 5-10 safkanız bu aralar iyi gidişte. Yani 5'le başlayacağız. Selim İpek ile buluşan, ikinci kez buluşan son iki yarışı ikinci ve üçüncülükte ayrıldı. Yani burada şansı 1-2 adım daha yüksek görünüyor. Bir tek mesafenin kısa oluşu birazcık tereddüt yaşadım ben. Çünkü burada 2 nolu Çikok A olsun, 10 nolu safkanımız olsun. Bunlar birazcık tempo verecekleri 8. Tabii ki 5 de Selim İpek de önlerde gitmeyi seviyor ama yani burada yer açısından hemen çıkıp liderliği alabilecek mi? Ondan dolayı ben birazcık yanına at ekleyeceğim. İkinci atımızda 6 nolu Hazar Şah diyeceğiz Tolga Yıldız eşliğinde. Sonradan 8 nolu safkanımız Ali Yıldız da 2 nolu Çikok A Mahmut Turan'la eğer çıkıp liderliği alırsa yakalanmayabilir. Çok çok dikkat diyeceğiz. Ve 1 nolu safkanımız Onur Yıldız da mutlaka değerlendirmemiz doğru olacaktır. Zor bir koşu yine bizleri bekliyor. 5, 6, 8, 2 ve 1 tercihim bu şekilde oluşacak 5. koşuda. Evet, geçelim 6. koşu. Şartlı 5 Dişiler Amansı 4 ve Kar Arapların 1300 metre kuma çıkıyor. 10 safkanımız yer alıyor. 4'lü gayanımızda bu koşu itibariyle başlayacak. Evet, burada pardon arkadaşlar, ortak bankomuz o da 1 nolu Gündüz Düşü olacak. Her 2 altıyı da bağlıyor. Tolga Yıldız'a zaten 13'te 7 yaptılar. Son 3 yarışta müthiş işlere imza atan bir safkanımız sevgili dostlar. Yani mesafe kısa. Tabii ki Gündüz Düşü'yle çıkacak, liderliği alacak. Sonuna kadar direneceğini düşünüyorum ben. Koşuyu kazanmasını bekliyorum. Tabii ki 3 nolu safkanımız olsun, 6 nolu Balyar, 7 nolu safkanlar yani buna eşlik edeceklerdir. Buna 5 nolu
Ayşin Hanım da dahil Mahmut Bağla. Ama gündüz düşünen ben liderliği alacaklarını düşünmüyorum. Yine Çikçek liderliği alacak, arkasına 3, 6, 7, 5 bunlar yatacaktır. Son viraj dönüldükten sonra ataklarını sıklaştıracak safkanlar var tabii ki. Onlar kimler? 4 nolu buz pınarı Mahmut Turan'la ben ikili için değerlendireceğim. Tabii ki bir gündüz düşü Bankom ve de 2 nolu Sinoplu Merve'yi de ikili için değerlendireceğim. 4 ve 2 ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Bu koşu için 1 nolu gündüz düşü yarın benim ikinci banko ismim olacak 6. koşuda. Evet, geçelim 7. koşu kısa vade 8. 4 ve Kore İngilizler 1400 kumu 7 safkanımız yer alıyor. 2. üçlük ayağımız da bu koşu itibariyle başlayacak. Evet, burada da banko ismim olacak. Birazcık yani şöyle söyleyeyim sevgili dostlar. Yani bu koşuda belki diyeceksin Mir Bey'den bahsediyor, Akıncı'dan bahsediyor, Utkucuk'tan bahsediyor diyeceksiniz ama 7 nolu safkanımızdan ben bahsedeceğim. 14 günlük bir ara. Yani koşuya şöyle baktığımız zaman son işinde 1400'e Mir Bey olsun, Haknay olsun geçme başarısı gösterdi sprint atarak. Ondan önce koşusu aynı şekilde yine İzmit Aslanı'na koşmuştu. Onda geçme başarısı gösteren bir safkanlı Kadir Tokoçoğlu'yla. Yani koşuya döndüğümüz zaman Akıncı ile ilk defa koşacak, Cafer Bey ile ilk defa koşacak, Utkucuk ile ilk defa koşacak. Utkucuk da gerçekten bu aralar çok çok formda. Ama ben yarın 7 nolu safkanımızdan çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Yani viraj dönüldükten sonra gerçekten müthiş bir kapışma bizleri bekliyor. Ama Kadir'le foto önünde geçmesini bekliyorum. Bu koşuları risk alacağım. 7'yi tek başına bırakacağım. Banko ismimdir. 5 ile 6'yı ikili için değerlendireceğim isimler olacak. 7 nolu safkanımız 7. koşuda benim Kadir Tokoçoğlu'la banko ismimdir. Evet, geçelim 8. koşu kısa vade 8 dişliler ama 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkacaklar. Evet, 5 ve 6 nolu Selanik kısçesi ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, burada da 7 nolu safkanımıza Sigrid ile başlayacağız. Mustafa Çek eşliğinde ilk tercihim olacak. İkinci atım 3 nolu safkanımız Görkem Özçelik de yaptığı son iki koşusu çok çok başarılı Kocaeli pistinde. Arka işi imza attı. Formda geliyor buraya. Mutlaka değerlendireceğiz. Tabii ki 1 nolu canım İlayda Özcan Yıldırım'la. O da bir kere start aldı. Bursa'da kazanmasını bilmişti yarım boyla da olsa. Ama yarın belki geri planda kalabilir. Yani koşu büyük ihtimalle sürdürerek favori çıkacaktır ama ben yanına at yazacağız tabii ki. 7 ile başladık. 3 sonradan 1 ve 4 nolu Karapınarlı Ezgi'ye Nevzat Avcı'da çok dikkat. Evet, 7, 3, 1 ve 4 şeklinde oluştu 8. koştaki sıralama. Evet, geçelim 9. ve son koşumuza. 2. altılık ayımızın son ayağı. Handikap 14, 4 yaş Araplar 1900 metre kuma çıkıyor. 15 safkanımız yer alacak. Gerçekten burası tam bir kapamalık ayak sevgili dostlar. 2. altılık ayınımızın tevzisini belirleyecek bir koşu. Yani bir iyi bir kötü giden safkanlar var. Yani burada sıralamam şu şekilde oluşacak. Birazcık kalabalık tutacağım bu koşu. 13 nolu Benekli üstüne vura vura önereceğim bir safkan sevgili dostlar. Bu safkana çok çok dikkat diyeceğim. Aprant arkadaşımız da Ali Mehdi Altın'la start alacak. 13 nolu Benekli diyeceğim. Çünkü ilk isimi vereceğim ki sürpriz bir isimle başlayacağım. Sonra 3 nolu safkanın Bay Maraton diyeceğiz. 4 nolu safkanın Gecenin Gölgesi. 2 nolu Son Şampiyon. 1 nolu Bali Kızı. 7, 6, 9, 10, 11 ve 5 şeklinde oluştu. Yani geride kalan safkanlar da yabana atılacak safkanlar değil. Haş yapıp geçersek daha iyi bir yarış izleriz diye düşünüyorum. Benim sıralamam bu şekilde oluştu son koşta sevgili dostlar. Evet, Bursa'dan aktaracağım. Bursa programım buydu. 3 tane bankomuz var. Hem 1. altılık ayına 2 banko. 2. altılık ayımıza 2 banko önerdik. Bir tanesi riskli olsa da ben tutuyorum. Yani banko değerlendireceğim. Bir tane de ortak bankomuz oldu. Hem 2 altılığı da bağlıyor. 6. koşuda bakalım inşallah şans bizden yana olur. Sevgili dostlar diyelim. Ve kenara çekiliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.
Tabii ki pistten yarın sahadan net duyum alırsak katıl butonunu özel olarak yorumlayacağımız tabii ki safkanlar olacak. Bakalım belki enteresan safkanlar gelebilir. Yani eklememiz gerekebilir veya şablonumuzun içinde bu safkan çok çok hazır deyip bize başka türlü bir banko da gelebilir veya son ayakta biz çok atla geçtik veya oraya az at verip bizim elimizi de rahatlatabilirler. Ona göre bir kurgu yapacağız. Eğer gelirse son dakika duyumlar sizlere paylaşmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bol şanslar.